ilk önce İYİ Parti ile ilgili. Öncelikle bugün sendikamızı ziyaret eden İYİ Parti İl Teşkilatı, Merkez İlçe Teşkilatı ve Milletvekili adaylarına, sendikam, yönetim kurulum ve üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Önümüzde çok kritik bir seçim var. 24 Haziran günü sandığa gideceğiz. Umarım ki sandıktan parlamenter sisteme dönüş için bir oran çıkacak ve 25'inden itibaren ülkemiz tekrar normalleşecek diye düşünüyoruz. Bu yüzden siz değerli ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Bu nazik ziyaretiniz için. Ayrıca bugün savcılığa gittik, suç duyurusunda bulunduk. Geçen gün Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi fizik profesörü olan Ahmet Faruk Özdemir'in attığı tweet ve kadınlarımıza yaptığı hakaret ahlaki yozlaşmanın geldiği noktanın en somut örneğidir. İlimizin ve üniversitemizin bu tür kaba söylemlerle ulusal basına yansıması ve eğitimci olarak bizleri derinden üzmüştür. Adı geçen şahsın söylemini eğitimci olarak reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Öğretmenlik mesleğine yapılan alenen hakareti ve cinsiyet gözeterek kadınlara karşı aşağılama ve hakareti kabul etmiyoruz. Bugün Cumhuriyet Başsavcılığına bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Sürecin takipçisi olacağımızın da bilinmesini istiyoruz. Şahsın harf hatası demesi ve kendini savunması da anlaşılır gibi değildir. Gerçekten harf hatası yapmış olsaydı attığı tweet'i siler, düzeltir, tekrardan atardı. Ama böyle bir şey yapmadı, doğrudan hesabını kapattı tepkiler üzerine ve bir gün sonra ben harf hatası yaptım diyerek kendini savundu. Şöyle desek, harf hatası olduğunu bile kabul etsek, içinde geçen bir cümledir bu. Senin zihniyetindeki öğretmenler de kendi görüşünden olmayan kişileri direkt olarak ötekileştiriyor ve suçluyor. Maalesef bir eğitim sendikası da öğretmenlere ve kadınlara yapılan bu hakareti ve ötekileştirmeyi ne yazık ki basın açıklaması yaparak savunuyor. Biz eğitimci olarak bu konuda söyleyeceğimiz tek bir cümle var. Testinin içinde ne varsa dışına da o sızar diyoruz. Teşekkür ederiz.